Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Eskiden filmlerde gördüğümüz şeyler artık birer birer gerçek oluyor. Uçan kaykaylar, uçan arabalar. Bugün sizin için üretimine başlanmış, gelecekte hepimizin kullanacağı araçları inceledik. Hazırsanız başlıyoruz. Altı numara, Lexus Hoverboard. 20 yaş üstündeki herkes Geleceğe Dönüş filmindeki uçan kaykay sahnesini bilir. Filmin ana karakteri Marty, kimi sahnelerde yere temas etmeden giden bir uçan kaykay kullanıyordu. Ve sonunda Japon otomobil üreticisi Lexus, 90'lardan beri hayali kurulan şeyi yaptı. Bu kaykay gerçekten uçuyor ve herhangi bir hile söz konusu değil. Kaykayın çalışma prensibi hızlı trenler ile aynı. Sıvı nitrojen soğutmalı süper iletkenler ve sabit mıknatıslar ile çalışıyor. Yani kaykayın çalışması için mıknatıslarla dolu bir zemine ihtiyacı var. Bu videodaki pist Lexus tarafından özel olarak yapılmış. Ama belki önümüzdeki yıllarda hepimiz günlük hayatımızda uçan kaykay kullanabileceğiz. 5 numara, Aeromobil. Gelecekte geçen bütün filmlerin ortak noktası uçan arabalardır ve sonunda bu da gerçek oldu. Bu araba hem sıradan arabalar gibi yollarda kullanılabiliyor hem de kanatlarını açıp hızlanarak uçuşa geçebiliyor. Prototipinin ilk uçuş tarihi 2013 ve o günden beri geliştirilmeye devam ediliyor. Piyasaya çıkış tarihi ise 2023 olarak belirlenmiş. 1.3 milyon dolara satılacak olan Aeromobil spor bir görünüme sahip. Otopilot teknolojisi ve olası bir tahliye durumu için 2 tane paraşütü bulunuyor. Günlük trafik eziyetinden kurtulmak için bu uçan arabalar herkes için kurtarıcı bir fikir. Kim bilir, belki gelecekte Jetkiller'deki gibi bir hayat gerçek olacak. 4 numara, Palve. Uçan araba olur da helikopter araba olmaz mı? Olur, hem de adı arabakopter olur. Hollandalı üretici Palve, Avrupa Birliği'nden yollarda kullanılmak üzere onay aldığını duyurdu. Aracın uçabilmesi için gereken sertifikayı ise bu yıl içinde alması bekleniyor. Bu sertifikadan sonra aracın satışı başlayabilecek. Çünkü araç tamamen hazır ve sitesinde fiyatı dahi girilmiş. 599 bin ve 399 bin dolar olmak üzere iki modeli bulunuyor. Yerde saatteki hızı 160 kilometre, havadaki hızı ise saatte 320 kilometreyi buluyor. Tek depo yakıtla 500 kilometre uçabiliyor. Uçan arabalara göre avantajı, uçmak için herhangi bir piste ihtiyaç duymaması. Arabanızın park ettiğiniz yerden uçarak kalktığını düşünsenize, oldukça havalı her anlamda. 3 numara, Elon Musk tünelleri. Trafik, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için büyük bir sorun. Buna çözüm olarak Elon Musk'ın şirketi, otomobillerin şehir içinde yüksek hızda seyahat etmesini sağlamak üzere yeraltı tünellerini geliştirdi. Projeye göre sistem şöyle işleyecek. Arabalar belli noktalardan asansör sistemiyle tünellere taşınacak ve tünelin içerisinde bir kızağın üzerine konacak. Arabanız kızak sistemiyle sizi ulaşmak istediğiniz yere götürecek. Şu an yapılan prototipte kızak sistemi bulunmuyor ama ileride olacak. İlk tünel 2021 yılında Los Angeles'ta açıldı ama geçtiğimiz haftalarda komik bir de olay yaşandı. Tüneli kullanan bir kişi, içeride yaşanan trafiğin görüntülerini yayınladı. Bunun üzerine bütün internette Elon Musk ile dalga geçildi. E tabi, trafiği bitirmek için yapılan projede trafik yaşanması gerçekten komik. 2 numara, Gravity Jet Suit. Iron Man filmlerini izlediyseniz Tony Stark'ın zırhına özenmişsinizdir. İşte bu kıyafet de buna en yakın şey. Ama bu son haline gelmesi kolay olmadı. Bu uçuş kıyafeti uzun yıllardır zorlu bir geliştirme aşamasındaydı. Ancak şu an tasarım süreci bitti ve satışına başlandı. Fiyatı 340 bin pound. Kıyafeti satın alanlara ise ücretsiz olarak uçma dersleri de veriliyor. Kıyafetin ilk müşterilerinden biri İngiltere Özel Kuvvetleri. Geçtiğimiz günlerde bir deniz tatbikatı sırasında bottan gemiye çıkartma yapmak için kullanıldı ve görevi başarıyla tamamladı. Sivilde ise arama kurtarma operasyonlarında kullanılabileceği söyleniyor. Ben şahsen alıp İstanbul Boğazı'nda dolaşmak isterdim. Ya siz? Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara, Drone Cargo. Satın aldığınız kargoların uçan dronlar tarafından kapınızın önüne bırakıldığını düşünün.
Amazon, UPS ve hatta Domino's gibi firmalar bu düşü gerçeğe dönüştürmek için uğraşıyor. Kargo sektörünün devleri olan Amazon ve UPS, ilk ticari drone'la teslimat hizmetini başlatma yarışında en önde koşan firmalardan sadece birkaçı. Bu teslimat icadının asıl amacı ürünlerin teslim süresini kısaltmak. Prime Air ve UPS, müşterilere siparişlerini 30 dakika içinde teslim etme vaadinde bulunuyor. 2016 yılında ilk başarılı teslimat İngiltere'de Cambridgeshire'da gerçekleştirildi. O günden beri özellikle Amerika'da yaygınlaşmaya devam ediyor. Düşünsenize, internete girip siparişinizi veriyorsunuz ve 30 dakika sonra kargonuz kapınızda ya da belki pencerenizde. Dört gözle beklediğiniz araç hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.